Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahıl mahşi tarifi paylaştım. Çok güzel bir kabak yemeği aslında. Kabak dolması, içinde kıyma ve nohut var. Harika oldu. Önce kızarttım, içine iç hazırlayıp fırına verdim. Süper oldu. Böyle biraz suyu var kenarında. Suyunu böyle üzerine döktüm. Şimdi servis tabağımı aldım. İstediğiniz gibi servis yapabilirsiniz aslında. Ben şöyle biraz süzme yoğurt vardı. Biraz açtım. Süzme yoğurdu. Üzerine şöyle gezdiriyorum. Yoğurt çok yakışıyor. Biraz tereyağında böyle pul biberi ısıttım. Onu gezdirebiliriz. Yemeğimi böyle süsledim ben. Şimdi şurada bir tanesini de şöyle göstereceğim size içini. Bu şekilde kıymalı bir iç hazırladık. Nohut var içerisinde. Bu Hatay Antakya yöresinin yemeği. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Yemeği yapmak için 4 tane kabak kullanacağım. Bu kabakları ikiye kestiğimde 8 tane çıkmış olacak. Şimdi kabaklarımı böyle yıkadım ve ucunu kestim. Ortadan ikiye kesiyorum. Çatalla üzerine çizikler atıyorum. Bu kızardığı zaman çok güzel görünüyor. O yüzden yaparsanız iyi olur. Şimdi kabağın ortasını dolma ocağıyla çıkarıyorum. Aynı işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. İnce bir şekilde yapalım. Böyle ortasını aldım. Şimdi bütün kabaklarımı böyle yapacağım. Bütün kabakları temizledim. Artık hiç vakit kaybetmeden kızartalım. Kızartacağım tavaya 1 su bardağı kadar ayçiçek yağını aldım. Ocağımı da açtım. Isınıyor. Isındıktan sonra kabaklarımı içine atacağım. Isınan yağın içerisine kabakları bırakıyorum. Evet, kabaklar kızardı. Yumuşadılar. Şimdi alıyorum. Şimdi iç malzemesini hazırlayalım. Yine pişireceğim tavaya çok az yağ alıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar yeterli olur. Sadece soğanı kavurabilmek için alıyoruz bu yağı. Aslında kabakları kızardığımız için kızarttık ya, orada yağ kullandık bol. O yüzden burada az kullanacağım. 2 tane yemeklik soğan doğradım. Bu soğanlarımızı biraz kavuracağız. Şöyle bir 4-5 dakika kavuralım. Evet, soğan kavruldu. Şimdi kıyma ilave edeceğim. Şöyle 300-350 gram kadar kıymam vardı. Bunu ilave ediyorum. Ve kıymamı da kavuracağız şimdi. 5-6 dakika kavurmamız yeterli. Kavrulan kıymanın üzerine salça ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı domates ve biber salçasını karışık koydum. 2 dakika kadar da bunu kavuralım. Hemen ardından 1 çay bardağı nohut ilave ediyorum. Haşlanmış nohut. Ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. 1'er çay kaşığı koydum. Tuz, karabiber ve kimyon. Kimyon çok yakışıyor nohutun olduğu her yere. O yüzden kimyon mutlaka koyun. Bunu da bir karıştıracağım. Ve ocağımın altını kapatacağım. Çok az maydanozum var. Bir tutam kadar doğradım. En son maydanozu ilave edeceğim. Ve ocağımın altını kapattım. Şimdi bir tutam doğradım. Maydanozu ilave edip karıştırıyorum. Ve iç malzemem hazır. Artık hemen doldurabiliriz. Şimdi şöyle kızarttığım kabaklarımdan alıyorum, iç malzememden böyle dolduruyoruz. Sıkıca bastırarak doldurabiliriz. Kabak zaten yumuşak. Böyle dolduralım. Bir borcama dizeceğim. Çünkü fırına süreceğim borcamda. Bu şekilde de servis yapabilirsiniz hemen çıkarıp.
O yüzden kolaylık oluyor. Böyle sıkı sıkı yapalım. Bol iç malzemeli olsun. Bütün kabaklarımı doldurdum. Aslında bir tane daha kabak kızarsam olurmuş. İç malzemem çok az arttı. Şimdi şöyle bir su bardağı kadar, bir su bardağına yakın su aldım. Kaseye şöyle çay kaşığı, yarım çay kaşığı tuz attım içerisine. Bir tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum suyun içerisinde. Bunu bir eritiyorum. Kabakların üzerine dökeceğim. Biraz fırınlayacağız. Çok güzel oluyor o zaman. Çok lezzetli. Ama fırın yoksa tabii tencerede de yapabilirsiniz bu işlemi. Fırınımızı açalım. 200 derecede. Şimdi kabakların üzerine döktüm. 200 derecede önce ısıttığım fırına koyacağım. Bir 15 dakika kadar fırında tutacağım. Daha sonra yemeğim hazır. Yemeğimi 15 dakika fırında tuttum. Çok güzel pişti. Zaten hepsi pişmişti. Sen birazcık malzemelerin birbirine geçmesini sağladık. Böyle kenarındaki suyundan da üzerine döktüm çıkardıktan sonra. Yemeğim çok güzel oldu. Şu anda daha çok sıcak. Bugünlük tarifimin sonuna geldi. İnşallah bu tarif size dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.